Teşekkür ederim. Yaralının vaziyeti son derece tehlikeli. Çok kan kaybetmiş. Nefes borusunun parçalanmasına da ramak kalmış. Gezegenlerin boşlukta bırakıldıkları ve bütün kainatın heyecandan nefesinin kesildiği anlar oldu. Saniyeler bir ömür kadar uzun süre ve o saniye insana dünyanın en uzun saniyesiymiş gibi geliyor. Götürün yatağını. Geçmiş olsun. Nihayet açtın gözlerini. Yo yo yo. Sakın oynatma boynunu. Doktorlara göre durumun hala ağır çünkü. Adım Refik Ertür, bankacıyım, bekarım. Bir trafik kazası geçirdim. Seninki kaza değilmiş galiba. Bu iş nasıl geldi başına? Ne iş yaparsın sen? Adın ne? Adım... Sahi, adım ne benim? Konuşayım demeyin sakın. Mükemmel uyudunuz, bir hafta kadar. Siz de yatağınıza bakayım. Biz de uyumanız için elimizden geleni yaptık tabii. Geleli bir hafta olmuş demek. Ya ondan öncesi? Daha önce yokmuş, yaşamamış gibi. Tamam mı doktor? Dediğim gibi, ancak pek kısa cevaplar verebilir. Anlaşıldı. Adım Seyfettin. Emniyet mensubuyum. Suallerime evet, hayır demen kâfi. Yaralı bulunduğun zaman üzerinde hüviyetini belirtecek hiçbir şey yokmuş. Kimsin?
Bilmiyorum. Oturduğun yer? Hatırlamıyorum. Kimin kimsen var mı? Bilmem. İntihar mı etmek istemiştin? Yani hafızanı mı kaybettin? Galiba. İşte bu fena. İşimiz zorlaşacak. Hiç sanmıyorum. Yediği darbe, geçirdiği şok korkunçtu. Kesilen bir damar veya zedelenen bir sinir hafızasını kaybetmesine sebep olabilir. Aslında yaşaması bile bir mucize. Bana numara yapıyor gibi geliyor. Evet, hafızanı kaybettiğine inanmıyorum. Bir şeyler saklıyorsun sen. Niçin? Bir insanın gece vakti sokakta gırtlağı kesilmiş bulunması her zaman olacak işlerden değil. Kadın da seni daha önce hiç görmediğini söyledi. Kadın mı? Seni bir kadın bulmuş. Daha doğrusu genç bir kız. Adı Hülya Gözmen. Mehmet Gönen sokağı 17 numara. Köşedeki beyaz köşk. Tanıyor musun? Öğrendiğimiz kadarına göre iyi ve namuslu bir kız. Seni evin önünde kan revan içinde bulunca hemen polise haber vermiş. Sonra da parmaklarını şah damarına bastırarak kan kaybetmeni önlemiş. Kısacası hayatını kurtarmış. Parmak izini aldık o gece. Sabıkan varsa kim olduğunu kolayca öğreneceğiz. Bizde kaydın olduğuna da eminim. Hoşça kal doktor. Güle güle. Yine geleceğim. Sakın bir yere ayrılma. Bu haldeyken bırakmamıza zaten imkan yok. Eyvallah. Hiçbir şey düşünme şimdi, kendini zorlama. Mazini ancak zamanla ve hadiselerin yardımıyla hatırlayabilirsin. Ya hiç hatırlayamazsın? Düşünme bunları, uyumaya çalış. İlk hedefin ayağa kalkmak olmalı. Hemşireyi yollayacağım, teskin edici bir iğne yapacak sana. Yine korkulu şeyler gördünüz galiba. Şimdi rahat uyuyacaksınız. Gördüğüm bu silik şeyler yaşadıklarım mı? Yoksa kabus mu bilmiyorum. Bu ellerle ağır bir işte çalışmadığım belli. Yüzüm nasıl bir şey acaba? Kimim ben, neyim? Adım ne? Adım? Yaralının hüviyetini tespit edebildik efendim. Sabıkalının biriymiş değil mi? Hayır efendim. Arşivimizde hiçbir kaydı yok. Parmak izini orduya göndermiştik. Fatih Askerlik Şubesi'nden cevap geldi. Ya. Pekala. Bıçak, kılıç veya benzeri bir şeyle vurmuşlar boynuna. Çok da sağlam bir bünyen varmış tabii. Yakında daha rahatça konuşabileceksin. Yemek de yiyebileceksin. Ya hafızam? Bütün olabilir. Merhaba doktor. Merhaba. Hastamız bugün çok daha iyi. Ne zaman taburcu olur dersiniz? Kati bir şey söyleyemem ama hiç değilse bir hafta daha yatması lazım. Hala. Onunla epey işimiz olacak Sira. Pek kolay ayrılmayacağız. Sen söylemedin ama biz öğrendik. Adın Tarık. Tarık Mutfer. Yaşın 36, İstanbullusun, sabıkan yok, 10 yıl önce askere alınmışsın. Geç gitmişsin askere, niçin? Bilmem. Askerden önce ve terhisten sonra ne yaptığın bilinmiyor. Neredeydin o yıllarda, ne yaptın? Hiçbir şey hatırlamadığını unutuyorsunuz. Askerlik şubesine verdiğin adrese gittim, boş arsa çıktı. Arsada mı kalıyordun? Bilmem. Karışık bir adamsın. Öldürülmek istendiğin besbelli, ne yaptın? Bilebilsem... Söylemek istemiyorsun. Peki, onu da öğreneceğiz. Yalnız kimse onlar seni gene öldürmek isteyebilirler. Tedbirli olmak lazım. Kapına bir memur dikeceğim. Seni korumaya ve o katili veya katilleri yakalamaya mecburum. Yatması lazım artık. Daha fazla yorulmamalı. Pekala, bir dakika. Yara izi galiba. Ne yarası acaba? Daha önce buna benzer bir yara gördüm. Süngü yarası olmalı. Ya, pekala. Eyvallah.
ne olduğunu biliyordum. Görmüştüm sanki. Ama şimdi gene unuttum. Yorma kendini. Hastaya glikoz veriniz. Kim olduğunu ve başına neler geldiğini ben de merak ediyorum. Ben de. Akbank'ın hasırcılar şubesi müdürüyüm. İleride bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Memnun olurum. Sağ ol. Ne de olsa sana kan verdim. Yardıma mecburum. Adım Tarık'mış demek. Tarık. Sırtında süngü yarası. Ya gırtlağı, polis aklı. Herkesin başına gelecek şeyler değil bunlar. O kız, o Hülya kim? Niçin kurtardı beni? Kurtarmakla iyilik mi etti acaba? Tanıdım. Şeysiniz siz. Hani o adam. Siz de Hülya Hanım olacaksınız. Evet, buyurun. Rahatsız etmiyorsam biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Ben de merak ediyordum sizi. Kurtulduğunuza çok sevindim. Bir iki defa telefon ettim size, bir defa da ziyaretinize geldim. Konuşturmadılar. O polis müfettişi izin vermemiş. İlle ilk defa onun yanında konuşacakmışız. Beni tanıyor musunuz? Yok, hayır. Ben tanıyor muyum acaba? Anlayamadım. Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sahi mi? Maalesef. Polis parmak izinden soruşturarak adımın Tarık olduğunu öğrenmiş. Yersiz yursuzun biriymişim. Arsalarda yatıyormuşum askerden önce. Mesleğinizi, ailenizi, semtinizi, arkadaşınızı... Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bütün mazimi bu sokakta bırakmışım. Size de bunun için geldim. Beni mazime bağlayan zincirin son halkası sizsiniz. Belki bana ait bir şeyler bilirsiniz dedim. İlk defa o gece gördüm sizi. Sinemadan dönmüştüm. Tam kapımın önünde... Biliyorum, anlattılar. Kaçtım hastaneden. Niçin? Beni öldürmek isteyenler aynı şeye bir daha kalkışabilirler. Hastanede ellerine kıskıvrak düşmek istemedim. Neyse, Allah'a ısmarladık. Durun bir dakika. Burada kalamaz mısınız? Burada mı? Evet, bir zaman için. İyileşene, kim olduğunuzu öğrenene kadar. Bana yük olacak değilsiniz ki. Kimsem yok zaten. Köşk de benim. Üst katta bir arkadaşımı misafir ediyorum. Siz de zemin katta kalırsınız. Yakında burası düşkünler evine dönecek deseniz de. İnsanlar birbirlerine yardım etmelidirler, öyle değil mi? Bilmem, herhalde. Öyleyse kaldınız demektir. Karnınız aç mı? Hayır. Burada kalışım söz getirebilir size. Evinizde bir erkeğin olması... Önem vermem öyle şeylere. Bana doğru geleni kimseye bakmadan yaparım. Ama evliyseniz karışma. Siz düşünün. Ben gidiyorum Hülya. Bu da nereden çıktı?
Gel Ayten, tanıştırayım sizi. Kapımda yarı ölü bulduğum Tarık Bey. Gene ne işi var burada? Teşekküre gelmiş, tanımak istemiş beni. Bir müddet bizimle kalacak. Burada mı? Hı-hı. Sen çıldırmışsın. Niçin? Hem ne oluyorsun, nedir bu şaşkınlığı? Nasıl şaşırmam, öldürmek istenen bir adamı evine alıyorsun. Ya burada olduğunu öğrenirlerse ne oluruz biliyor musun sen? Belki de intihara kalkışmıştım, söz veriyorum bir daha yapmam. Siz de biraz insaf, biraz düşünce olsa durmazsınız burada. Bizi düşünür gidersiniz. Gidecek yeri yok ki, hafızasını kaybetmiş. Kim olduğunu bile bilmiyor. Yok canım, öyle mi? İnanıyor musun buna? Niçin yalan söylesin? Bir cani olabilir, bizi de öldürebilir. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bir katil olacağını hiç sanmıyorum. Bu durumda bir insana yardıma mecburuz. Ev senin, istediğini yaparsın tabii. Ama bence hata ediyorsun. Size demiştim. Herkes benim için Ayten Hanım gibi düşünecek. Boş yere üzüleceksiniz. Çok iyi kızdır Ayten. Ama biraz korkaktır. Sizden özür dileyecektir eminim. Size yerinizi göstereyim, yatın dinlenin. Çok eskiden mi tanırsınız Ayten'i? Evet, okul arkadaşımdı. Sonra yıllarca kaybettim. Geçen ay rastladım. Rouge Noir kulübünde striptiz yapıyormuş. İstediği gibi bir apartman bulana kadar kalmak istedi. Can yoldaşı olur diye kabul ettim. İşte burası, beğendiniz mi? Benim için bulunmaz bir yer. Burada yatarsınız. Şurada da duş var. İlk işimi size birkaç takım elbise almak oldu. Yok, istemem. Böyle dolaşamazsınız. Parayı da hiç düşünmeyin. Size daha fazla borçlanmak istemem. Ama mecbursunuz galiba. Başka çareniz var mı? Sabah biraz geç kalkarım. Mutfak hemen bunun üstünde. Beni beklemeden kahvaltı edebilirsiniz. Erkenden sokağa çıkmak, şehri dolaşmak istiyorum. Belki bir bina, bir anıt, bir ses bana mazime ait bir şeyler hatırlatır. Beraber çıkarız. Bu vaziyette sizi yalnız bırakamam. Hem faydalı da olurum. Öğrenmek istediklerinizi bana sorarsınız. Peki. İyi geceler. Size de. Güzel kız. Hem iyi kalpli. Ama Ayten daha güzel. Beni görünce niye irkildi? O kadar korkmasının, isyan etmesinin sebebi neydi? Sanki beni tanıyormuş gibiydi. Günün birinde beni tanıyan çıkacak mı acaba? Alo? Evet benim, buyurun. Kim? Evet doktor. Yaralı kaçmış. Evet, Tarık Kutvan. Pencereden olacak. O da arkadaşının giyimiyle. Bütün hastaneyi aradık. Yok, yok. Merak etmeyin. Gittiği yeri biliyorum. Elbette. Size bir haber daha. Afrika'daki Fransız lejyonuna da gitmiş bizimki. Pek yakında istediğimiz bilgiyi gönderecekler. Bizim memur arkadaşa söyleyeyim, merkeze gelsin. Size de doktor. Güle güle. Hazır mısınız? Evet. Aa, elbise pek yakışmış. Ben açayım. Günaydın küçük hanım. Rahatsız ettim ama dostumuzla konuşmak istiyordum. Buyurun. Daha önceden tanışmıyordunuz değil mi? Tanışmıyorduk. Niçin kaçtın hastaneden? Kapana kısılmamak için. Kimin kapanına? Boğazımı bu hale getirenlerin. Peki niçin doğru buraya geldin? Girecek yerim yoktu. Varsa da bilmiyordum.
Hülya Hanım'ı tanımak, sormak istedim. Ha, yardım etmek istedi. Gecede burada kaldın galiba. Evet. Bu damatlıklar da yakışmış doğrusu. Bu sözleriniz de vazifenize dahil mi? Özür dilerim. Tekrar soruyorum. Doğru cevap vermezseniz suçlu olacağınızı da hatırlatırım. Bu adamı hadise gecesinden önce hiç görmüş müydünüz? Hayır, hiç. Peki, ya arkadaşınız Ayten? Olay gecesi o burada yoktu ki, biliyorsunuz. Onu sormuyorum. O acaba daha önceden Tarık Bey'i tanıyor muymuş? Görmüş olsa söylerdi. Üstelik kızdı da bana. Niçin? Tarık Bey'i eve aldığım için, başımıza iş açılırmış diye. Aferin, akıllı kızmış. Soracağınız başka bir şey var mı? Sokağa çıkacaktık. Anlayamadığım bir şey var. Bu sokakta, bu kapının önünde vurulman yoksa bir tesadüf mü? Üstünden 1300 lira çıkmış. Demek ki para için hücum edilmedi sana. Şimdilik bu kadar. Gene geleceğim. Yakında pek çok havadisim olacak sanıyorum. Eğer ben de bir şeyler öğrenecek olursam... Bana bildirir misin? Hı. Çok cömertsin. İnanmadı bize. Takip edeceğine emin. Zannetmem. Bunu hesaplayarak hareket edeceğimizi bilir. Umulmadık zamanlarda peşime düşecektir. Daha önce gördüğüm yerler. Hissediyorum. Ama hafızamda yeni bir şey yok. Burayla ilgili ne bir isim, ne bir hatıra. Belki başka bir yerde umulmadık bir şey yardımcı olur bize. Evet, belki. Hafızamda kalan seslerden biri de bu. Hayatımda vapurla, rıhtımla ilgili bir şeyler var sanki. Bir de müziği deneyelim. Sizin gibi bir erkeğin müzikle dansla ilgili kim bilir ne hatıraları vardır. Eskiden dans ediyor muydunuz acaba? Bilmem. Anlarız şimdi. Biliyorsunuz işte. Bunu öğrenmenin ne faydası var? Yakın olmak isteyenlere sorun. Ne düşünüyorsunuz? Ayten'i. Beni görünce geçirdiği şaşkınlığı, korkuyu unutamıyorum. Ya öfkesi? Daha önceden tanışıyor muydunuz acaba? Bilmem ki. Hangi gece kulübünde çalışıyor demiştiniz? Rouge et Noir'da. Mutlaka görmek istiyorsanız gidip seyredelim. Yo. Rouge et Noir. Hiç hatırlamıyorum bu ismi. Thank you.
Yarın da başka semtlere gideriz. Hiç istemediğim halde sizi de yoruyorum. Ya hoşuma gidiyor. Böylece İstanbul'u yeniden tanıyorum ben de. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür etmeliyim. İyi geceler. Size de. Adını değiştirmekle, hafıza kaybı numarasıyla ölümden kurtulamazsın. Amar'ı gördüm, peşimden geldi, zor kaçtım. Anahtarı sana bırakıyorum. Başımın daha fazla derde girmesini istemem. Tarabya Oteli'nde 330 numaralı odada saklanıyorum. Hissemi getir. Kaçacağım buradan. Ayten. CSO 2301. Ayten. Ayten. Alo, buyurun. Kimsiniz? Niçin arıyorsunuz? Öldürmek için. Sebebini o bilir. Atıl değil ona, o anlar. Kimsiniz? Alo, alo! Kapıyı açın, ben Tarık. Tarık! Tarık neredesin? Çok korktum. Başına bir şey geldi zannettim. Ne oldu, niçin ağlıyorsun? Biri telefonla aradı seni. Adını söylemedi, Atıl deyin dedi. Atıl mı? Bu Arapça ölüm demektir. İyi ama ben Arapça nereden biliyorum?
Çok korkuyorum, çok. Senin için. Ya sana bir şey olursa? Ayten haklı galiba. Ayten mi? Niçin haklı? Neler oluyor? Al oku. Demek önceden tanışıyormuşsunuz. Öyleymiş. Mektubu bulur bulmaz koştum ama geç kalmış. Öldürmüşler Ayten'i. Öldürmüşler mi? Bıçaklayıp banyoya atmışlar. Eşyasını aramışlar. Aradıkları bu olsa gerek. İnanamıyorum. Zavallı Ayten. O ürkek halleri, sana olan öfkesi boşuna değilmiş meğer. Öyle ya. Ayten'i ben öldürmedim. Eminim, şüphe bile etmedim. Odasına çıkıyorum Ayten'in. Belki bir şeyler bulabilirim. Eskiden tanışıyormuşuz. Sevişiyormuşsunuz. Belki de. Beni öldürmelerine ramak kaldığı gece Ayten burada yoktu değil mi? Söylemiştim. Ansızın İzmir'e gitmişti. Senin kapına atılışın bir tesadüf değil. Ya ne? Ayten'le müşterek bir iş yapmışız. Sonra da ayrı ayrı kaybolmuşuz. Peşimizdekiler beni vurup öldürdüklerini sanarak bu kapının önüne attılar. Ayten'e gözdağı vermek, bildiklerini söyletmek için. Nihayet bu gece kıstırdılar, zorladılar, söylemedi, öldürdüler. Yo, gene ağlama. Beni dinle. Gitmeliyim buradan. Mazini ve Ayten'i unut. İstersen ben de geleyim, beraber gidelim buralarda. Bir de seni katamam bu işe. Sana kötülük gelsin istemem. Evden de seni düşünerek gidiyorum. Yaptıkların yeter. Senden daha fazlasını istemeye hakkım yok. Ya ben istiyorsam? Kâfi değil. Benim de istemem lazım. Anlamaya çalış. Ah, karanlık bir boşluğun içindeyim. Her adımda bir ölümün bir belanın üstüne düşüyorum. Dört tarafım duvar. Ah, yumrukladıkça o duvarlar daha da daralıyor. Bilmeliyim. Öğrenmeliyim kendimi. Ancak o zaman yeniden yaşamaya başlayabilirim. Haklısın Tarık. Param var. İstediğin kadar vereyim. Bir süre kaybol ortadan. Borç olarak. Ayten'in ölümü duyulunca polis gelecek buraya. Onunla daha önce tanışmış olduğumu söylemeyeceksin. Peki. Biraz da para vereceksin bana. Yaşarsam öderim. Tarık!
Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Bana bildireceksin değil mi? Tabii, mutlaka. Bekleyeceğim. Buyurun efendim. Bir şey sormak istiyorum. Bu ne anahtar acaba? Bir banka anahtarı olmalı. Kiralık kasalar vardır ya hani bankalarda. Nasıl bulurum o bankayı? Gazeteye ilan vermekle. Bütün bankalara hususi olarak mektup yazıp sormakla. Veya polise bildirmekle. Hı. Teşekkür ederim. Güle güle efendim. Müdür bey içeride mi acaba? Evet efendim. Buyurun. Vay 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 vay. Kimi görüyorum? Pantolonla partüsümü getirdin galiba. Özür dilemem lazım ama mecburdum var. Takılıyorum canım, şimdi iyisin. Evet. Yalnız bir ricam var. Söyle. Üstümden bir de bu çıkmış. Ama hangi bankaya ait olduğunu hatırlamıyorum. Nerenindir acaba? Bilmem. Bu anahtar beni eminim ki mazime götürecek. Bu karanlık bitecek. Haklısın. Dur bakalım. Bankacı arkadaşlardan bir soruşturalım. Size minnettar kalırım. Ama gene de bir haftamızı alır bu iş. Evet. Bir hafta daha dayanırım herhalde. CSO 2301 not alayım. Yok hayır, yazmayın. Aklınızda tutun lütfen. Neden? Kağıt başkasının eline geçebilir. Pek işkilli adamsın. Siz benim yerimde olsanız. Doğru. CSO 2301. CSO 2301. Gelecek hafta bu saatte buradayım. Otur yahu, daha yüzünü görmedik. Haftaya uzun uzun otururum. Rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Buyurun efendim. Bıçak istiyorum ama iyi cins bir şey olmalı. Hay hay, işte istediğinizden alası. Bu et bıçağıdır. Bu da Bursa, halis çelik. Şunları görebilir miyim? Tabii. Bunun sapı ağır. Bir de onu göreyim. Bunu alıyorum. Fiyatı nedir? 45 lira beyim. Bıçaktan iyi anlıyorsun. Sarayım mı? Yok, istemez. Arkada bir çıkış kapısı var galiba. Evet, elbisecilere çıkar. Eyvallah. Allah bereket versin, güle güle beyim. Ahmet Bafralı. Birinci katta 102 numara efendim. Telefonla mı? Bütün odalarımızda telefon vardır efendim. Ayrıca her katta banyo var.
Kont Otel buyurun. Alo, sen misin Hülya? Ben Tarık. Tarık, Tarık sen misin? Oh, nihayet aradın beni. Hem özlemiştim hem de söyleyeceklerim var sana. Telefonda anlatma. Biraz sonra un kapanında buluşalım. Köprünün hemen bitiminde bekle, ben alacağım seni. Peki, bir saat sonra oradayım. Takip edilebilirsin, dikkatli ol. Taksi değiştirerek gel. İşte yeni evim. En iyi çare bu. Bir tek yerde kalıp kıstırılmak, baskına uğramak tehlikesi yok. Çıkalım. Geceleri buradayım. Gündüzleri otelde. Gerekirse kaçması da kolay. Anahtar nerenmiş öğrenebildin mi? Yakında öğreneceğim galiba. Sen anlat benden sonra neler oldu. Hayten'in cesedini bulmuşlar. Biliyorum, okudum. Seyfettin geldi, seni sordu. Hayten'in öldüğü gece senin bizim evde olduğunu söyledi. Ertesi gün gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum dedim. Sağ ol. Orhan diye birini tanıyıp tanımadığımı da sordu polis. Kimmiş bu Orhan? Hayten'in bir yakınıymış. Aramışlar, onu da bulamamışlar. Epeydir ortalarda yokmuş. Ne iş yapıyormuş? Soyadı neymiş? Bilmiyorum. Ayten de o adamdan hiç bahsetmemişti. Ama... Ama ne? Polis kaybolan Orhan'ın ev adresini söyledi, şaşırdım. Niçin? Ayten benim yanıma taşınmadan önce aynı adreste oturuyordu. Demek ki Orhan'la beraber yaşıyorlarmış. Polise söylemedim bunu sana sormadan. İyi et. Orhan... Orhan. Hiç duymadım bu ismi. Ya da hatırlamıyorum. Ayten'i daha önceden tanıdığıma göre belki adamı da tanıyorum. Oturduğu yeri görsem, araştırsam belki kendime ait bir şeyler bulabilirim. Nerede oturuyormuş bu Orhan, adresi ne? Nişantaşı'nda. Ihlanmış sokak 13 numaralı apartman. Thank you.
Salı günü saat 10'da. Ben bu yazıyı tanıyor gibiyim. Yoksa... Bu yazı benim yazım demek. Kime yazmışım? Niçin yazmışım? Bu an neresi? Önce onu bulmalıyım. Kıpırdama, karışma! Ellerini kaldır. Duvara yürü. Efendimiz haklıymış. Beni burada boş yere nöbetçi bırakmamış. Bekle. El Said'e haber vereyim. Kaldır elini! Kimsin? Niçin bekliyordun beni? El Said kim? Konuş! Benden ne istiyorsun? Bilmiyor musun? Hayır, söyle! Peşimdekiler kim? Niçin peşimdeler? Bırak bu kötü numarayı! Ölsem de bulacaklar seni! Ya paraları vereceksin, ya şanını! Yanlarına götür beni, hadi! Sahi mi? Her şeyi öğrenmeliyim! Ne olacaksa bir an önce olmalı! Vasatlık edersen sen bilirsin! Asıl sen bir kahpelik edeyim deme! Bu defa gebertirim! Yürü! Gidiyordunuz galiba. Tam zamanında gelmişiz. Şakalaşmışsınız da. Senin olduğun yerde kandan ölümden başka ne olur zaten? Adın ne? Niçin kapıştınız? Nereye gidiyordunuz? Pekala. Anlatacakları çok faydalı olacak bize. Bütün olanların, bütün ölümlerin esrarını çözeceğiz eminim. Alın bunu. Ölmüş. Doğru morga götürün. Bu gecekliği mutlaka tespit edilsin. Başüstüne efendim. Sen de benimle geleceksin. Eğlenceli bir gece geçireceğiz. Sana elini uzatanlardan biri daha gitti. Ben de üzgünüm. Her şeyi anlayacaktım. Kim olduğumu öğrenecektim. Keşke gelmeseydiniz. Bir de kabahati mi olduk şimdi? Bin bakalım. Ne bakıyorsun, ablanı tanımadın mı? Sarılsana, öpsene elini. Ablam mı? Hayır. Hayır. Tarık değil bu. Kardeşim öleli yıllar oldu. Bu adamı tanımıyorum. Peki. Bak şuna. Kim bu? Tarık. Tarık Mutfer bu işte. Hanımın kardeşi. Afrika'da Fransız lejyonunda ölmüş. Bir de şu resimlere bak. Anlıyorsun değil mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen de lejyona gitmişsin. Neden? Demek burada kötü işler çevirdin, kaçtın. Orada Tarık'la arkadaş oldun. O macera uğruna gitmiş, sabıkası falan yok. Tarık ölünce onun hüviyetini aldın. Yaralandın, Araplara esir düştün. Tarık hakkında lejyondan bize gelen bilgi bu. Ve sonra Türkiye'ye döndün. Ama kendi adınla değil, Tarık Mutfer adıyla. Ve o isimle askere gittin. Tahkikatımız sırasında bize şubeden senin parmak izini yolladılar. Biz de Tarık Mutfer sandık seni.
Lejyondan Tarık'ın hakiki parmak izi gelince gerçeği öğrendik. Yutmadık değil mi? Gidebilirsiniz. Hatıranızı canlandırarak sizi üzdüğüm için müteessirim. Ama mecburdum. Şimdi söyle bakalım, kimsin? Bilmiyorum. Adam intihar etmesiydi, bu gece öğrenecektim belki de. Bu resimleri lejyona gönderip seni sorduracağım. Seni her an içeri alabilirim. Sakın kaçayım deme. Kaçmam. Nerede kalıyorsun? Kont Otel'de. Gidebilir miyim? Evet, serbestsin. Şimdilik. Ne oldu, morgdan cevap geldi mi? Şey efendim, cesedi kaçırmışlar. Kimler? Bilmiyorum, biraz önce telefon ettiler. Bu iş sandığımdan da önemli. O herifle cesedi kaçıranları mutlak bulmalıyız. Geminin ocağında yakın külleri bile bulunmasın. O bankacıyı da gözden kaçırmayın. Orhan Bey, hoş geldiniz efendim. Ümidimizi kesmiştik doğrusu. Buyurun. Buyurun efendim. Orhan. Orhan. Pek çok arayan oldu sizi. Kime ne diyeceğimi şaşırdım. Sekreteriniz de gelmez oldu sizden sonra. Ha, şu mektubu bıraktı giderken. Dönecek olursa mutlaka Orhan Bey'e ver diye sıkı sıkı tembih etti. Yazıhanenin anahtarını da bana bıraktı. Sizden başka kim gelirse gelsin açmayayım diye de emir verdi. Buyurun Orhan Beyciğim. Teşekkür ederim. Hemen temizletelim. Yo, sonra. Ben haber veririm. Hayırlı işler efendim. Sağ ol. Burası iş yerimmiş benim. Burada oturmuşum, çalışmışım. Sevdirmişim de kendimi. Neyim ben? İyi mi, kötü mü? Önce şu sekreteri bulayım, ne iş yaptığımı öğreneyim. Ne zaman olursa olsun beni mutlaka arayın. 44-34-85 Cevher'e. Cevher'e.
Alo? Cevher Hanım'ı istiyorum. Cevher'e yok burada, kimsiniz? Ben Orhan. Olamaz, imkansız, söyleyin kimsiniz? Mektubunuzu asansörcüden aldım. Başkasına vermezdi herhalde. Doğru, sesinizi de tanıdım şimdi. Orhan Bey, ne çok bekledim sizi. Hemen gelin. Gelemem, ortalara çıkamam, kimselere görünemem. Peki, nasıl görüşeceğiz? Dolmabahçe sırtında Güney Park var, tenhadır. Siz orada bekleyin. Hemen geliyorum. Orhan Bey, sahiden sizsiniz. Takip edildiniz mi acaba? Sanmıyorum. Demek Cevher'e sensin, sekreterim. Ne garip sual, tanımıyorsunuz gibi. Boynumu uçurmaya kalktılar, kurtuldum ama hafızamı kaybettim. Demek onun için ortalarda yoktunuz. Anlat, ne iş yapıyorduk, ne zamandır yanımda çalışıyordun? 2 yıldan fazla oluyor. Mekke'den gelmiştim, burada fakültede okuyordum. Param yoktu. Ailemi tanıyan Amar yanınıza yerleştirdi beni. Amar mı? Hı hı. Kim bu Amar? Yüzünde bıçak yarası olan iri bir adam. İş ortağınız. Ne işi? Yün yapağı, kenevir, ayrıca yeraltı cevherleri, madenler. O kadar zengin mi? Bilmem. Tacir Nakliyat dünya çapında bir şirket. Siz de onun İstanbul müdürüydünüz. Emriniz beyim. Gazet lütfen ama biraz başla. Sonra. Evet. Siz paralarla ortadan kaybolunca şirketi bastılar. Her yeri aradılar. Bütün defterleri, evrakı alıp götürdüler. Ne için? Paraları nereye sakladığınızı öğrenmek istiyorlardı. Hem de hangi bankalarla iş yaptığınızı, çek defterlerini nereye sakladığınızı. Buldular mı? Hayır. Beni sorguya çektiler. Gizli bir kasanız olup olmadığını sordular, bilmiyordum. İnanmadılar. İşkence ettiler. Bakın. Tırnaklarımı söktüler. Ellerimi ne hale getirdiler. Polise bildirirsem öldüreceklerini söylediler. Çok üzgünüm. Saklandım. Sizin ortaya çıkmanızı bekledim. Beni neden görmek istedin? Paraya ihtiyacım var. Sözde vermiştiniz bana. Para verecektiniz. Memleketime gidecektim. Vereceğim Cevher'e. O parayı bulduğum an sana geleceğim. İşte adresim. Telefonumu da biliyorsunuz. Ben de gündüzleri Mavi Kont Oteli'ndeyim. Yeni bir şey öğrenirsen hemen beni ara. Olur. Beraber çıkmayalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Beni unutmayın. Bekliyorum. Dostların çok seviyorlarmış seni. Ellerine geçeyim de. Ne oldu anlat. Bankacı olduğum için şüphelenmişler benden. Aramızdaki ilişkiyi sordular. Önce inkar ettim ama bu hale gelince dayanamadım. Söyledim mi yoksa? Üzülme, bozulma hemen. Yalan söyledim onlara. Başka bir bankanın adını verdim. Anahtar aslında hangi bankaya aitmiş öğrenebildin mi? İş Bankası Sirkeci Şubesi'ne. 2301 numaralı kasa Ayten Çeviker adına kiralanmış. Kasayı açmak için ancak onun gidip imza atması lazım. Kadını hatırlıyor musun? Evet. Git onu bul önce. Teşekkür ederim. Kusura bakma, benim yüzümden oldu bunlar. Boş ver. Eyvallah. Güle güle. Gene uğra ha, unutma. Bankadayım. Uğrayacağım. Tarık!
Nasıl girdim buraya? Polisler? Kaç gündür gözaltındayım. Arkadan dolaştım. Karanlıkta yardım etti. Rüyamda seni görmek için dua etmiştim. Duymuşsun meğer. Tamam değil mi? Aramaktan vazgeçtin değil mi? Gidiyor muyuz? Yakında belki. Yakında. Gene yardımına ihtiyacım var. Senin için her şeyi yaparım. Kapımı ilk çaldığın andan beri, seni ilk gördüğüm günden beri seviyorum. Önce acıdığımı, sonraları sadece yardım etmek istediğimi sanıyordum. Sonra kendime bile söyleyemedim bu yalanı. Senden de gizleyemem artık. Doğru değil bu. Seni sevmemeliyim. Ya da beni sevmene mani olmalıyım. Elinde mi? Sevmeye hakkım yok. Kimim ben? Neyim? Belli değil. Nasıl bir mazi sakladığım da. Benim için sadece sen varsın. Bir de gelecek günler var. Yaşanmış hayatın ne olursa olsun, seninle o günlerde de beraber olmak isterdim. Söyle, isteğin ne? Anahtar bir banka kasasına aitmiş. Kasa Ayten adına kiralanmış. Demek zavallı kızı o yüzden. O kasada bütün mazim yatıyor. Beni vurmalarının, Ayten'i öldürmelerinin sebebi yatıyor. Sende Ayten'in imzalı bir mektubu, pusulası falan var mı? Var. İzmir'den mektup yazmıştı iki defa. İyi. O imzayı kusursuz atmaya çalışacaksın. Tıpkısını atacaksın. Ben mi? Sonra? Bankaya gideceğiz. Ayten adına imza atacaksın. Kasayı açacağız. Ne zaman? En kısa zamanda. Mesela yarın. Yapabilecek misin? Deneyeceğim. Sabah 11'de İş Bankası'nın önünde buluşacağız. Bu gece beraber uyuruz. Rüya görmesek de olur. Veya hiç uyumayız. Benim hemen gitmem lazım. Bazı şeyler öğrendim bugün. Rıhtımda bir antrepo varmış, görmeliyim. Olmaz, bırakmam. Nasıl gidersin artık? Daima beraber olmamız için... bu geceyi ayrı geçirmek zorundayız. Polisler de gelir belki. Gelmezler. Gelseler de açmam kapıyı. Örterim seni, saklarım. Kaçarak yaşamaktan bıktım artık. Ama sonu geldi. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Bir gece daha. Yarın 11'de bekleyeceğim.
Yağmar! Merhaba. Benzetebildim imzayı. Tıpatıp. Peki, girelim. ...2301 lütfen. Bir dakika. Ayten Hanım mı? Evet. İmzalayın lütfen. Pekala. Buyurun efendim. Sen aç. Belki içinde benim görmemi istemeyeceğin şeyler vardır. Senden gizli bir şeyim olabilir mi? Bilmiyoruz ki. Olabilir belki. Bak. Şuna bak. Bu büyük bir servet. Ama ne servet, ne iğrenç bir kazanç. Niçin? Ne bu halin? Mazimi öğrendim. Kim bilir ne karanlık işler yaparak buradan lejyona kaçmış, sonra orada ölen bir arkadaşımın ismini almış. Araplara esir düşmüş, daha sonra da onlarla bir olmuşum. İnsan satan, dünyanın her yerine silah kaçıran bir şebekenin İstanbul'daki adamı olmuşum. Bu servet işte o işlerin bedeli. Masum kanıyla, masum canıyla kazanılmış. Tacir nakliyat şirketi asıl işi örten bir paravana. Ama sonra o şirkete de kazık atmışım. Paraları mücevhere çevirmişim Ayten'le. Bulmuşlar beni, vurmuşlar palıyı. Sen kurtarmasaydın ölmüştüm, insanlar kurtulmuştu. Unut bunları, hepsi bitti artık, bitti sevgilim. Biter mi hiç? Tut ki polis öğrenemedi bunları, suçlayamadı beni. Ama ben biliyorum ya. Hepsi eski hayatında kaldı.
Yepyenisin şimdi. Bu ıstırabı çektiğine göre tertemizsin. Cevheren'in elini görmeliydim. Ayten'i düşün. Belki başkaları da var. Sattığım silahlarla ölenler. Yeter! Yeter artık! Burada vedalaşıp ayrı ayrı çıkalım. Gidemezsin! Bırakmam, ayrılmam senden! Sevmeye, sevilmeye, mutlu olmaya hakkım yok benim! Orhan! Her şeye razıyım, bırakma beni! Orhan gitme, ne olur! Hayır, bırak! Lekeli yaşamaktan ölmek daha iyi. Sağ kalırsan bulurum seni. Acelem var galiba. Ne istiyorsun? Çantanda ne var? Kirli çamaşırlarım. Arama emrim varsa göstereyim. Hala bu kadar resmi miyiz? Pekala. Bak, bankacı ahbabını da temizlemişler. Sana selam verenler dahi ölüyor artık. Kendimden de korkmaya başladım. Merak etme, acı patlıcanı kırağı çalmaz. Başka bir haberin var mı? Şimdilik yok. Yakında daha uzun görüşürüz inşallah. Nihayet kavuştuk. Amar? Öldü maalesef. Ama kendisi istedi, konuşsa kurtulacaktı. Şimdi sıra sende. Paraları vereceksin. El Seyit bile ta nereden seni görmeye geldi. Düşün bu ne şeref. Bu akşam saat 9'da antrepoda bekleyeceğiz. Geleceğim. Sahi mi? Geleceğim. El Seyit'i ben de görmek istiyorum. Az yalan söylemedin bize. Gene vazgeçersin belki. Bu akşam 9'da bekleyin beni. Bu uysallığın inanılmaz bir şey. Haber aldın galiba. Neyi? Hülya Hanım'ın elimizde olduğunu. Hülya elinizde mi? Geldiğin dakika kılına dokunulmadan serbest bırakılacak. Olmaz, yalan! Biz yalan konuşmayız. Ona en küçük bir kötülük yaparsanız... Tehdit yok, söz. Sen geleceksin, o gidecek. Geleceğim. Tam 9'da. Paralarla tabii. Milyonlarla değil mi? Öyle. Gelmeyecek eminim. Dünyada yalnız kendisi için yaşar o. Sizi sevmiş olsaydı çoktan koşar ayaklarıma kapanırdı. Belki de kaçmıştır. Nereye kaçsa bulurum. Dünyanın her yanında adamlarım olduğunu bilir, kaçmaz. Nereye saklanmış olduğunu bilirsiniz değil mi? Bilmiyorum. Yemin ederim ki bilmiyorum. Yazık olur.
Bu güzel boynunuza yazık olur. Cinsi Latife karşı çok kibarımdır. Ama bazen canlarını acıtırım istemeyerek, sonra da üzülürüm. En iyi adamlarımdan biriydi Orhan, müdürümdü. Kendisinden pek memnundum. Sonra şüphelendi bizden. Esas işimizi araştırdı, öğrendi. İşte o zaman delilik etti, karşı geldi bana, tehdide kalkıştı. Son kazancı da alarak kayboldu ortadan, 10 milyon lirayla. Onun gibisini bir daha bulamayacağım. Ama o istedi bunu, ölümü o aradı. Götürün hanımı, köprünün başında bekleyen amara teslim edin. Orhan gelirse hanımı serbest bıraksın, eğer gelmezse geri getirsin bana. Geliyor! Yak! Sendir ışığı! Sendir! Paraları getirdin mi? Getirdim. Hülya yollayayım. Orhan! Orhan! Zannettiğin gibi kötü bir adam değilsin, sen inan bana. Ne biliyorsun? Şirketin İstanbul müdürüymüşsün. Kaçakçılık yapmışlar, seni alet etmek istemişler. Öğrenince karşı çıkmışsın, tehdit etmişsin onları. Bu yüzden de alınan paraları, pırlantaları merkeze yollamamışsın. Kim söyledi? Çetenin reisi El Seyit söyledi. Paralar gelmeyince emir vermiş, boynunu vurmuşlar. İmkansız bu. İnanmam. Keşke dediğin gibi olsa. İnan ki doğru. Kulağımla duydum. Ama şimdi paraları vermezsen her şey mahvolacak, öldürecekler seni. Bırak şu lanetli paraları bunlara, gidelim buradan. İmkansız. Kalacağım, hesaplaşacağım onlarla. Bütün bunların, ölenlerin intikamını alacağım. Orhan! Sen eve git, bekle beni. Geleceksin değil mi? Geleceğim. Seni seviyorum Orhan. Ben de, çok, her şeyden çok. Orhan Bey! El Seyit beklemeyi sevmez, bilirsiniz. Hadi.
Gidelim. Kaçmayacağını biliyordum. Her insan bir yerde mutlaka hata yapar. Senin de hatan aşık olmandır. Hem de bir yosmaya. 10 milyona değer mi sanki o? Kaçsan belki kurtulmuştun. Şimdi artık kapana girdin. Her şey bitti, yok oldu. Niçin? Hep o fahişenin yüzünden. Nihayet gelebildin. Evet, geldim. Getirin. En kıymetli adamım Amar'ı öldürmekle suçun bir kat daha arttı ama cezan maalesef değişmiyor. Sadece öleceksin. Bunu çok önce hak etmiştin. Kanunlara karşı geldiğin zaman. Hayır, kanunsuzluğa karşı geldim. Kanun benim. Emirlerime isyanın cezasını hayatınla ödeyeceksin. Ver paraları. Al Velseyit. Şu kağıtlar, şu taş parçaları için binlerce masum cana kıydım. Sattığın silahlarla ölen çocukların, anaların, babaların çığlıklarını duymuyor musun? Duyamazsın. Çünkü kulaklarım da kalbin de sağır senin. Gözlerin kör Elseyit. Hadi avuçla. Ama unutma ki bu kanlı servetle gebereceksin. Ben mi? Evet. Hepiniz. Saniyeler doluyor. Önce köprü havaya uçacak. Dinle. Duydun değil mi? Bu sesi duydun. Bir daha dinle. Şimdi de silah deposu havaya uçacak Elseyit. Sıra üçüncüde. Şimdi de sen gebereceksin Elseyit. Yakalayın!